siz kayınvalideleri tutmuyorsunuz. Kayınvalidelik görevini kimseye zarar vermeden yapan kişileri tutuyorsunuz. Yani evet. damadına da doğru davranan, gelinine de doğru davranan değil mi? O sınırı çizebilen, o desteği verebilen bütün kayınvalideleri hepimiz savunuyoruz zaten. Evet. Yaşasın. Yani, evet yani biz burada aslında bir bir gündeyiz bu arada. Ah, Teşekkürler Teşekkürler Bir rolü tartışmak veya savunmak yerine o rolün gereğini artı aslında. Doğru olan neyse onu aslında. Onu yapmak. Pekiştirmeye çalışıyoruz. Evet gelinler, kayınvalideler. Ekran başındaysa sizlerin de sorularınızı bekliyoruz. Kaynanan bana şöyle davranıyor. Nasıl bir e, strateji izlemeliyim? Onun e, benim hayatımdaki hani bu kadar baskıcılığını azaltmak için Serhat Yabancı'dan güzel tiyolar gelecek. Gelinim evlenene kadar Nurcu bizim evimizden çıkmıyordu demiş. Hep böyle olur biliyor musun? O olanı fethedene kadar. Bak evlendikten sonra da Bayramda bile gelmiyor. Gelinime nasıl davranmalıyım? Bak ben gelinlere çağrı yaptım. Evet. Kayınvalidelere stratejik davranalım diye. Kayınvalideler sizden önce davrandı. Gelinler bilginiz olsun. İlk soru kayınvalidelerden geldi. Şimdi şöyle, bizim ülkemizde tanışma dönemi, reklamlar dönemi. Nişan dönemi, tanışma <laughs> Doğru dönemi, reklamlar dönemi. Hayat bir danışanın bana şey demişti. Hocam hayatımda hiç anne babamı bu kadar uyumlu ve mükemmel görmemiştim. Beni istemeye geldik yerinde. Ben bile inanamadım. Bunlar benim annem babamı öyle bir müthiş anlattılar ki kendini karşı tarafa falan. Bizler de öyle yapıyoruz. Tanışma dönemi, nişanlık dönemi, reklamlar. Dönemi. Reklam. Evet. Reklam arası gibi. Yani sonra insanlar gerçek işte evler. Sonra diziye ne zaman geçiyoruz? Evet, gerçeklerle yüzleşme dönemi nedir? Evin içine girdiğimiz andan itibaren gerçeklerle yüzleşiyoruz. Hem kök ailelerle ilgili gerçekler, hem de karı koca da birbirini griye şofmanla görmeye başladığında gerçek taraflarını ya. görmeye başlıyor. Fabrik ayarlarını görüyoruz. O hiçbir zaman, o ilişki hiçbir zaman flört'teki gibi de olmayacak, nişanlıktaki gibi olmayacak. O ilişkilerin anne baba gelin kaynana ilişkileri de hiçbir zaman o o şekilde olmayacak. olmayacak. İnsanlar evlerine çekildiklerinde herkes kendi sistemini artık kurmaya başlıyor. Kayınvalideme, kayınvalidemize önerim şudur. Ee, siz kendi evinizde mutlu olma mekanizmasına odaklanın. Ben kocamla bu evliliği daha iyi nasıl geliştirebilirim? evliliğimi daha iyi e, nasıl doldurabilirim diyor. Ama insan kendini burada kullanılmış gibi hisseder. Bakar mısın ne diyor? Evlenene kadar bizim evimizden çıkmıyor. Ama bu karşılıklı bir bak bu karşılıklı bir etkileşimdir. Hani biz şimdi bizim, meslek, geçene kadar. bizim meslekte bir kural vardı. Profesyonellik öğrencilerime de anlatıyorum. İki tarafı dinlemeden yapılan bütün yorumlar aslında profesyonelce olmayan, kanaatten öteye gitmeyen şeylerdir. Ki benim burada anlattığım her şeyde de ...gerçek hayat ve bilimin ışığında olan yorumlardır. Ben burada hurafeden, gelenekten falan bahsetmiyorum. Tamamen problem buysa tahmini so çözüm de budur. Hanımefendinin muhtemelen gelinine sorsak başka bir şey bize söyleyebilir. Onu görmeye çalış Ne söyler mesela? mesela? bu kayınvalide bana seansa gelse ben ona derim ki... ...ben gelinine sorsam, Hı. sen hak vermesen bile, doğru bulmasan bile... ...sence seninle ilgili bize ne söylerdi? Ne söyler mesela tahmini. Ya Mesela şunu diyebilir. İşte kayınvalidem çok karışıyor diyebilir sürekli talepkar olabilir. Oğlunu dolduruyor olabilir. Yaptığını beğenmiyor olabilir. Eleştirel davranıyor olabilir. Yani gelinlerin en büyük e, sorunu nedir bu ülkede? Tamam. Gelinler sevgi probleminden şikayetçi. Kayınvalideler saygı probleminden Peki, şikayetçi. Peki bayramda bile gitmemeye. Orada büyük bir tavır var bak. Tabii. Orada çok net bir tavır var. Bu evlendikten sonra bozulan bir şeye benzemiyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Bu gelinle kayınan arasındaki bir probleme benziyor. Yani ben oğlunu aldım hadi güle güle mevzusuna benzemiyor. Bu neye benziyor? Bayramda bile o bile kelimesi var ya müthiş bir aslında teşhistir. Bayramda bile gitmiyorsa bu alenen bir tepkidir, tepki duruşudur. Ne yapsın kayınvalide oğluna mı söylesin, gelinine mi söylesin? Bak bu aralarda bu arada kalan erkek en çok zadelenen erkektir. Ne han hanımına yarana bilmiştir ne anasına yarana bilmiştir. Canım erkek de adam gibi adam olsun Hayır, işte, ortada olmuyor. dursun. Annesini de, karısını da... Ya olmuyor, idare edemez. Neden? Ben söyleyeyim. Niye? İdare anneye gidiyor, nasıl ediyor? Anneye gidiyor, anne sürekli karı bize şunu yaptı, bunu yaptı, işte karım saygısız, sevgisiz diyor. Evet. Erkek diyor ki ya öyle yapmak istememiştir, yok o seni çok seviyor falan. Geliyor eve, eşi diyor ki anne şöyledir, annen şöyledir, annem böyledir. Ona da annesini savurmak veya arayı bulmaya çalışmaya çalışıyor. Çözüm ne? Çözüm damadı oradan bir çekelim. Erkek bir çıksın aradan. Evet, bir çıksan bakayım aradan. Kayınvalide gerçekten geliniyle ilişkiyi kurmak istiyorsa ço sorunun çözümü çok net. Sen muhatabınla bu problemi çözeceksin. Aracılar her zaman ilişkiyi daha da bozar unutmayın. Aracı her zaman ilişkiyi bozar. Kendi duyduğunu kendi yorumuyla oraya aktarır. Sen koskoca bir kayınvalidesin. Üstteki bir nesilsin. Geleceksin, gelinini sahipleneceksin, onunla iletişim kuracaksın. Başa baş birebir görüşüp bu konuya çözüm üreteceksin. E belki yapmıştır kadın. Yapmışsa, her şeye rağmen olmuyorsa biraz zaman vereceğiz. Niye hemen iyileşmesini sağlıyoruz? Ama şunu da unutmamak lazım. Ya Serhatcığım niye iyileşmesini sağlıyoruz var mı? Da bayramda gitmemiş yani bu anne baba için ne kadar yaralayıcı bir şey. Yaralayıcı bir şey ama bak orada diğer tarafta... Ve oğlunu da göndermemiş şimdi biz yani. Biz orada şeyi bilmiyoruz. Sen belki yapmıştır diyorsun ya... Biz belki yapmıştır kavramları da biz onu da mesela kurallara uygun bir şekilde nasıl yapılacağını çalışmamız gerekiyor onunla. Peki oğlunun da gitmemesi doğru mu? Oğlunun da gitmesi kesinlikle gerekiyor. Ee? Bak, ben eşimle kötüyüm diye aile eşimin istemediği herkese de kötü olmak zorunda değilim. Evet. Bazı kadınlar da bazı erkekler de biriyle evlenmeyi kendini onun sahibi gibi görmek zannediyorlar. Benimle evlendin, ben artık senin sahibinim. Ben kimi sevmiyorsam sen de sevmeyeceksin. Ben kimle görüşmek istemiyorsam sen de görüşmeyeceksin. Böyle bir şey olmaz. Evlilik birlikteliktir, aidiyettir. Evlilik kendi kimliğinden vazgeçmek değildir. İki kişilik bir yolculuktur evet. evlilik. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. O erkek eşinden çekindiği için anne babasından vazgeçiyorsa o merhamet kapısı kırılmıştır. Bravo. O merhamet kapısı kırıldığı için gün gelir o erkek eşinden de çok rahat vazgeçer. Vallahi sen Anne babasından çok rahat vazgeçen bir erkek gün gelir eşinden de çok rahat vazgeçebilir. Şu kameraya bakarak bir daha söyler misin? <laughs> ben beni al Hüseyin ben anne yok Anne babasından olayım. eşinin lafıyla, başkasının sözüyle anne babasından çok rahat vazgeçen bir insan eşinin lafıyla anne babasından vazgeçtiği için o merhamet kapısı kırıldığı için gün gelir eşinden de çok rahat vazgeçer. Çünkü o kapı bir kere kırıldı ve o kapına herkes geçer. Bravo. Çünkü Eşlere şunu söylüyorum asla asla eşinize annene gitme ailenle ilişkini kes akrabalarına görüşme deme olur da senden çekindiği için evde huzursuzluk çıkmasın çıkmasın diye onlarla görüşmezse onlardan vazgeçerse sıra sana sıra sana da bir gün gelecektir. Evet. Çünkü o merhamette anne babasına karşı kaybeden bir erkeğin eşine hiç kalmayacaktır. Ben çok merhameti. korkarım mesela annesine saygı duymayan. Annesini önemsemeyen, bak bu, ailesini bu, önemsemeyen erkek benim için hiçtir. Evet, bu bir. İkincisi, ha şu olur mesela bak. Kadın hiçbir şeye karışmaz. Erkek kendi iradesiyle, öyle anne babalar var ki çocuğu eziyor, aşağılıyor, değersizleştiriyor. Sürekli çocukluktan beraber mutsuz etmiştir. Ama orada psikolojik bir problem vardır o, yani. O insanları bu sınırın dışında tutuyorum. Biz o psiko gerçekten ruh hastası ya da psikolojik olarak hasta olanlardan bahsetmiyoruz. Evet, Normal. Onlara, onlara diyorum ki, onlara diyorum ki sen ailenle görüşmeyeceksen de bunu eşinden dolayı değil kendi iradenle yap. Çünkü diyor ki annem her seferinde beni aşağılıyor babam kötü davrandı işte her seferinde sorun yaratıyorlar ben görüşmek istemiyorum iradenle görüşme diyorum. Çünkü yarın bu ihaleyi eşine çıkarırsan ona da tepki geliştiriz. Ama ortada bir neden yokken veya sırf eşin istediği diye kendi kök ailen, akraban, arkadaşlarına vazgeçme. Evet. O savaşı ver. Bundan dolayı seninle boşanacaksın da boşansın. Evet ya bir bayramda anne yani, babaya gidilmez mi yani? Sırf anne yani. babanla görüşüyorsun diye Sırf anne babanla görüşüyorsun diye. Sırf onun istemediği kişiler ki zarar vermedikleri soru. Yani ben arkadaşımla görüşebilirim. Sen be o beğenmeyebilirsin. Ama o arkadaşım bana, evliliğime, bünyeme zarar vermiyorsa sırf sen hoşlanmadın diye ben ondan vazgeçemem. Gelin de nasıl havaya girmiştir. Değil mi? Zafer benim oldu diye. Oh bu bayramda gitmedik kayınvalideme diye. Geçici Zafer Sarhoşlu'dur bu. Bravo. Bu Şimdi geçici... ben onu söyleyecektim evet, tam. Benden geçici... çok yaşayacaksın. Eyvallah. Gelin gelin geçici ge Zafer Sarhoşluğundasın. Yani bunlar aslında Güç bir bilim yani bir denklem gerekiyor. sorumuz var. Evet. Ben bunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. <laughs> bir gelsin ekrana. Eltimin annesi kocam için, Eltimin annesi kocam için keşke benim damadım olsa diyordu. Havuz problemi gibi bu. bu ne şimdi? Eltimin annesi ne demek? Eltimin annesi yani ee, Elti ne oluyordu? Kocamın abisinin eşi. Kardeşinin eşi. Kocamın <laughs> Hiç Kocamın kardeşinin eşi. Tamam. Kaynımın yani. nasıl oluyor mu? Bir dakika karıştır Ben bu kavramları çok iyi bilmiyorum. Kaynımın Şimdi iki mı? tane erkek var. İki tane erkek var. 2 tane de bunların tamam. yani eşleri var. Onlar elte oluyor. Bu iki oluyor. gelin. Tamam. Bu gelinlerden birinin annesi diyor ki, tamam işte "Keşke kayn senin kocan benim o kızımın kocası okay, olsaydı." Peki kaynımın kaynanası Şimdi oluyor. Bu cümle çok bu bu cümle çok ...maalesef saygısızca bir cümledir. Kötü mü? Tabii çok kötü bir cümle. Niye yani, keşke benim damadım olsa ama demiş. Ama bu bir arzudur, bu bir taleptir, bu bir özentidir. Kendi damadını beğenmiyor demek ki. Tabii değil. hem kendi de damadını beğenmiyor... ...hem de diğer damadıyla ilgili böyle bir arzudan bahsetmek... ...o ailenin yapısını bozar. Eşi de bu durumdan, e hoşlanır tabii eşinde bu durumdan. Tabii ki şunu söyleyeyim, sen bu cümleyi kullandığında... ...kendi gerçek damadınla ilişkini nasıl yürüteceksin? Sürekli onu başkasıyla kıyaslayıp aşağılamış oluyorsun... Aslında sen benim kızım layık değilsin de abim benim kızım layık. Belki adamın yanında söylemiyordur. Ama bu cümle biliniyorsa muhtemelen söyleniyordur. Belki kadının şöyle kötü niyeti yoktur. Yani ikisi kardeş ya hani. Ya kendi aralarında konuşuyor bir. Kadınlar kendi aralarında en absürt şeyler de konuşurlar. Önemli olan o masadan kalktıktan sonra o kısır partisinden, beş çayından hmm. kalktıktan sonra o konuşanların, konuşulan olumsuzlukların gerçek hayata yansımamasıdır. Peki burada asıl sorunun şekline ben takıldım. Kocamın aklını nasıl başına getiririm demiş. Kocamın aklını nasıl başına getiririm? Evet. Yani ya bu yazık adam adam ne yapsın? Adam muhtemelen bunlardan hiçbirine haberi yok. Hayır hoşlanıyor benim diye aklını nasıl başına getiririm? Yani hani ona nifak doğumları serpip ya sen böyle gevrek gevrek gülüyorsun ama baksana ne diyor? E, damat bunu biliyor mu acaba? Damat Biliyor kocam hoşlanıyor diyor baksana. Kocam kimden hoşlanıyor? <laughs> ben al anlamam bize. Kaynım işte. kayınım. <laughs> kayınvalide gelip damadına mı diyor? Keşke benim bu durumdan çok hoşlanıyor. <laughs> Dedim ya üç bilim yani ne havuz problemi. Şimdi, Kocası evet. E, şeyin e, kızın annesinin kocasının kardeşini hayır, kocasının kardeşin övdüğünden hoşlanıyor. Niye bundan hoşlansın ki? Yani herhalde abi ya da kardeşi ise ne bileyim bilmiyorum ki. Buradaki <laughs> mesajı bence yanlış anlıyor. Abisinin övülmesi olarak değil de kendisini yerilmesi. Adam iyi niyetli yazık. Kendisini yerilmesi olarak algılaması gerekiyor. O sen abin ne Seni yeriyor aslında. Burada kocamın i̇şte bakış açısı görüyor musunuz? Evet, ko kocamın aklını nasıl başına getiririm değil. Bir, ben nasıl biriyle evlendim? Bizim en büyük hatamız ne biliyor musun? Biz elma aldık, üç yıl sonra bunu armut olarak değiştirmek istiyoruz. Baştan beri bazı insanların değişmez mizacı diyoruz altını çizerek. Bazı insanların mizacı değişmez özellikleri vardır. Bazı insanlar tez canlıdır, bazıları evet. ağır kanlıdır. O hep öyledir. Yedisinde de öyleydi, 77'sinde de öyleydi. Şimdi biz insanların bazı özelliklerine takılıp onunla evleniyoruz. Sonra o özelliklerin tek başına evliliği sürdürmek için yeterli olmadığını gördüğümüzde de bu sefer hıncağı hiç değiştirmeye çalışıyoruz. Yani bir erkeğin sadece parasının olması o erkeğin iyi bir eş adayı olduğu anlamına gelmez. Bir kadının sadece güzelliğinin olması o kadının iyi bir eş olacağı anlamına gelmez. Bizim Doğru. ülkemizde böyle bir problem var. Kadın güzelliğiyle her şeyi çözeceğine inanıyor, erkek parasıyla her şeyi çözeceğine Yok inanıyor. Yok ya. Evet. evet. Bakın onun için dikkat edin son zamanlarda sosyal medyada sürekli yüz selfileri ve yüz fotoğrafları, yüz videoları hep yayınlanıyor. Kadınlar cilt bakımına aşırı derecede bunu ön plana çıkarıyorlar. Erkeke... Ben valla sosyal medyada daha çok popo görüyorum hep. O zevk meselesi, algıda seçicilik. <laughs> zevk meselesi ne? nereye baksan bir kalça, bir popo, bir, bir şey, bir şey yani. Benim karşıma çıkıyor. <laughs> hani ben onlara baktığım için <laughs> bu çıkıyor. Bu ne demek? Şimdi Yalan bak senin karşına <laughs> çıkmıyormuş. Bak ya. Bir tek ben bakıyorum demek ki. <laughs> erkeğe baktığında erkek ne, neyi yansıtıyor sürekli? Arabasının markasını, ekonomik gücünü, gezdiği mekanları. Kadınlar erkeklerin sadece vitriniyle evlenirlerse o vitrinin kölesi olurlar. O erkek de sen benim vitrinim için benimle birlikte olduysan der ve bu vitrini sürekli onun üzerine baskı aracı olarak kullanacak. Erkek de bir kadının kişiliğine değil de daha çok dişiliğine önem verirse o zaman diğer bütün beklentilerden de vazgeçmesi gerekiyor. E tamam şimdi bunlar evlenmiş ama ne yapsın ha, yani? Ilişki yürüten statüler değildir, etiketler değildir. İlişkiyi yürüten tek bir şey vardır karakterlerdir. Karşıdakini karakteriyle evleneceksin. Çünkü sen biriyle evlendiğin zaman... Onun karakteriyle evleniyorsun, onun ailesiyle evleniyorsun, onun travmalarıyla evleniyorsun, onun geçmişiyle Doğru. evleniyorsun, onun her şeyiyle evleniyorsun. Üstün Hoca'nın çok güzel bir cümlesi var. Ne diyor? Üstünü A dökmeyin. Evet, Avrupa... Sevgilerimi gönderiyorum evet, kendisine. Avrupa'da diyor evlilik tango gibidir. İki kişi arasında yaşanır. Türkiye'de halay gibidir. Yedi sülale arası yaşanır. <laughs> Siz biriyle evlendiğinizde, ertesi gün kalktığınızda yeni beş tane yeni amcanız oluyor. Çünkü yeni beş tane teyzeniz oluyor. Var, evet. Bizim kültürümüzde halay i̇şte var, şekerim. Bizim kültürümüzde halay var. Neye... Halay nedir? Birlik beraberliktir. Evet. Sırt o... sırt da omuz omuza vermektir. İşte o zaman neye dikkat etmek lazım? Biriyle evleneceğiniz zaman ilk önce şunu, şunu diyeceksiniz. Halay çekebiliyor mu? Ben on <laughs> sene sonra da bu karakterle yürütebilir miyim? Tamam ben, hayatım bir şey evlendim. Ben yarın pandemi olursa bu insanla aynı evde iki sene dışarı çıkmadan yaşayabilir miyim? Canımın içi benim bir tanecik arkadaşım şimdi Atla. evlenmiş bu kadıncağız annesi de onun kocası yani damadına değil de damadının kardeşini beğeniyor. Burada kocamın aklını nasıl başına getiririm demektense annenize yönelik bir şey yapmanız daha doğru olmaz bir, mı? Bir anneni susturacaksın hı hı. birincisi gelin hanıma şunu söylüyorum annene diyeceksin anne, anne çok ayıp falan anne mesela benim kayınvalidem sen değil de benim kayınvalidem bana deseydi ki Keşke seni değil de diğer gelini alsaydık. Ya da diğer gelin gibi bir gelinim olsaydı deseydi. Anne yolar. Ne olurdu biliyor musun? Bu gelin hanım kayınvalidesiyle ölene kadar konuşmazdı. Sen beni nasıl beğenmeyip de başkasıyla özendirirsin diye. Bak başımıza geldiğinde bazı şeyleri anlıyoruz. <laughs> Tabii etkisini. doğru. Empati kurmamız için illa karşıdakinin e, bize yaptı, bizim ona yaptığımızın aynısını bize yapmasını beklemeyelim. Bazen biz karşıdaki bizim ona yaptığımızın aynısını bize yapana kadar görmezden geliyoruz onun da, kendi davranışlarımızı. İsyan ediyor duymuyoruz, şikayet ediyor duymuyoruz, sesini yükseltiyor duymuyoruz. Ne zaman duyuyoruz biliyor musun? Canımızı acıttığında duyuyoruz. Ne zaman duyuyoruz biliyor musun? Bizim ona yaptığımızı o bize yaptığında duymaya başlıyoruz. Doğru. Birinin sesini duymak için aynı acının bizim tarafından, tarafımızdan yaşanmasını beklemeyelim. Evet bugün gerçekten Beyin yakan sorular var programımızda çok tatlısınız.